tepkisine bir nabız ölçmece. Bir kim ne düşünüyor? Kim ne kadar yanlış evet, düşünüyor? Yanlış ölçer ben. koyar mısın ekrana? <laughs> yanlış ölçer ben, istiyorum abi. Benim kapı niye o. çaldı? Şeyde anahtar var. Dur geliyorum. Yanlış ölçer dolacak mı böyle? kırmızı olacak sonra tüm ekranım kaplayacak. Öyle bir şey mi dedi? Ha, o çok prodüksiyon siktir ya. Yok abi. Da da ki, ayda, yılda zaten. ayda yılda bir açıyor zaten. Ayda yılda bir açıyor zaten. Onurcan. He? Sikerim ağzına. ha. Bak işte amını siktim. Şey, gerçekten Allah razı olsun şu kitleden ya. Ya bunlar olmasa ben ne yapacağım bilmiyorum. Dedim ya az önce sigaram yok bugün gündem kalabalık. Bana sigara lazım falan diye. Kapı çalındı. Kapıyı açtım kimse yok. Yere baktım bir paket sigara bırakılmış abi. Ali'dir oğlum o. Görememiş miyimdir amına koyayım? Görmemişsindir amına koyayım. <laughs> Bir paket sigara bırakıp gidilmiş yani enteresan. Biri mi getir? Komşu momşu mu getirdi lan acaba yoksa? Yayından du duyan biri de getirmiş olabilir. <laughs> Futbolcu komşu mu lan yoksa? Nerede, nerede oynuyor? Beşiktaş'ta mı oynuyordu? Epi biz. Neyse tamam <laughs> <Ya>, dur. Dur şimdi dur. Eklik yapmayın. Aynı aynıyız. yapmayın. Koptum. <gülüyor> <gülüyor> Big Boss bir <sahibi>, ciddiyet Ekran <laughs> Evet abi ekran alayım <laughs> ee, Big Boss Life bünyesinde bulunan ve BBL Talent yayıncılarından olan e, Hype Dün akşam yaptığı canlı yayında Dün akşam mı? şey oldu. Normalde yani yarın girecektik. Işte. Acele acele bugün girdik hemen. O yüzden. Ya senin içeriden haberin olduğu için geçmişte. Ama yarın bir şey diyeceğim. Anladım. 12'den sonra mı attın Onurcan? Yok anladım. yok öyle işte. Bu elay, yanlış, elay, şey yanlış atmışsın o zaman. Önce atılmış ama olsun ya. Olsun. Ee, dün aşağı evet. Haber doğru. bir yerden ayrıldım. 3 yıllık sözleşmemiz vardı. Sözleşmemiz bittikten sonra böyle bir karar aldım. Arkadaşlık ve dostluk her zaman baykidir bende. Kimseyle problemimiz yok. Dostluğumuz birdir. Bizi yine beraber bizi yine beraber görebilirsiniz tabii ki sadece ben kendi ya burada zaten videosu yok mu ben niye bunu izleyeceğim? Haber doğru. Kemal'le boşanmayın. <gülüyor> haber <gülüyor> doğru. Boşanmayın demiş. Ee, tebrik ediyorum Okan kardeşimi de. Gördü, yazdı vallahi helal olsun. Ee, wow, haber doğru. Abi, ben zaten okan dedim okan gibi pazartesi falan. demeye başlamış. Ee, ne? Okan abi, Okan kardeşimi <laughs> <laughs> abi. Ulan bro. bu kadar mı çabuk o lan? Be. Vay be. Saygı sevgi bu kadar mı çabuk erkenden bitecekti lan? Vay be. Bak kardeşim. <laughs> Klan'dan bahsediyor arkadaşlar. Klan orospusu e, bir gün önceden e, Onurcan ortağıyla birlikte aldığı karar sonucu büyük ihtimal Twitter'a ayağa kaldırdı. İnsanlar da sıkıntıya sokmuş. İnsanlar da buglandı orası falan filan diye açıklamalar yapmış. Ben de aynı saatlerde Özge ile birlikte yayın yapıyordum. Ben de he çıktı. Aynen <laughs> falan yapıyorum. <laughs> İnsanlar sala yatmış amına koyayım. Kimse açıklama yapmıyor. Ben direkt böyle şey yapmışım. Evet. Ne oldu? Ne böyle bir karar aldı adam falan gibi böyle konuşuyorum böyle milletle falan aynı anda yayında. Neyse ki o habere falan kovduk falan diyor. Ya Furkan o işin makarası olarak yani. O işin bir tık makarası olarak yani anladın mı? <laughs> Haber verecektim. Belliydi falan kısmına katılmıyorum ama belliydi yorumlarına katılmıyorum. Şöyle ki yaklaşık 3 senelik bir sözleşmemiz vardı. Sözleşmemiz bitti. Sözleşmemiz bittikten sonra bu benim kararım. Böyle bir karar aldım. Dolayısıyla birazcık daha kendime ve kendi ekibime yoğunlaşma kararı aldım. Ama bu demek değil ki yani arkadaşlık ve dostluk her zaman bakidir bende. Az çok tanıdıysanız beni. O yüzden bugün gördüğüm tweetler vesaireler karşı tarafı incitebilecek yorumlarınız olabiliyor. Şimdi be, benim de incinebileceğim yorumlar olabiliyor. Yani Kesinlikle. taraftarlık oluyor Anladı, anlatabiliyor Kesinlikle. muyum? O yüzden bizim her zaman gönül bağımız zaten birdir. Bunu az çok biliyorsunuz. Dostluğumuz birdir. Bu konuda... Edith'e, Kemal'e ve Okan abiye. Zaten onlar beni tanıdığı için, ben onları tanıdığım için bu konuda aramızda hiçbir problem yok. Prompter kullanıyoruz çocuğu bak görüyor musun orada? Yan tarafa bak yazdırmış. Belli ki orada bir yazı, bir şey var. prompter bir şey var. Öncelikle sizden tek ricam. Yani burada hep, ee, evet arkadaşlar haber doğru. Hepimiz için hayırlısı olsun. Evet. Tek ricam <laughs> da bu yorumlarımızı yaparken hani Instagram'da post altlarında veya işte Twitter'da ee, vesaire. Çünkü gerçekten başkalarını rencide edecek, üzecek veya eleştirinin boyutunu aşacak şekilde yorum yapmayalım abi. Bana da yapabilirsiniz tabii ki ama yani bana da yapmayın. O tarafa da yapmayın. Onlara da yapmayın. Yani anlatabiliyor muyum? Burada sonuçta bu bir günün sonunda bu bir... İlla ki yapacak. insanlar illa ki yorumlar yapacak. Ama ve bu bir iş yani. Çünkü burada e, birazcık daha zaman ayırmam gereken e, bir ekibim var oldu ister istemez. E, bu taraftaki Nisyonumu ben tamamladığımı düşünüyorum. Kendi ekibime birazcık katkı sağlamam gerektiği gibi hissediyorum. Gerekiyor gibi hissediyorum. <laughs> Dolayısıyla e, ben ben var olduğum sürece ben e, talep geldiği sürece istediği sürece ihtiyaç halinde her zaman zaten ben e, BBL bünyesindeki herkesin arkasında olacağımı bilebilirsiniz. Bunu rahatlıkla söyleyebilir misin? Hayırlısı olsun. Evet, tekrar söyleyebilirim. Kesinlikle kişisel bir e, Alo. drama. Kişisel... Alo. Nabiyonuz lan? İyi Cyber'ım sen ne yapıyorsun? Ya yani hiçbir İyi şeyden ya. haberin yok. Hiçbir şey sikinde değil değil mi? Yo yo haberim var saygım arttı. <laughs> ya sen ne yapacak bir adamsın? you were banned from the server. <laughs> 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 <Kisim, ben yavrum. gülüyor> Sel bir anlaşmazlık, bir kavga, <laughs> bir gürültü. <gülüyor> <gülüyor> Gerçekten belki drama arayan arkadaşlarınız varsa onlar için. Var var, var, var var çok iyi bir haber değildir yapmayın, bu ama. Yapmayın, Gerçekten yapmayın. hiç böyle bir şey yaşanmadı. Çok net bir şekilde konuştuk. E, var. dolayısıyla büyük duygusallık var abi. Arkadaşlık olduğu için duygusallık var. Şimdi e, bu büyük duygusallık var arkadaşlar. Var. Yani büyük duygusallık yani. var arada. Şimdi şöyle bir durum var. Drop var giriyor. Lan bizim çağrımız oğlum. Drop, drop. Drop, drop. Drop hallediyorum hemen. Yine kaha Dur bakayım çözüldü mü? Bak artık çıkamam da Ondan gördü çıktı derler Güzeldi abi ee, <laughs> İnan dün gece uyuyamadım <laughs> Hayır hayır Şöyle <laughs> e... Yalancı oğul çocuğu <laughs> Be elezene diyor ki müzisyen burada baba sen ne yapıyorsun? Amına koyduğumun yerinde mi yatıp kalkıyorsun? Bak, ya dur olayı anlatıyorum şimdi. Başka muhabbetler çok mu araya. Adam kendi kararları, kendi kariyeri doğrultusunda bir karar vermiş. Ve bu kararını uygulamak için ilk başta benimle sonra bizimkilerle olmak üzere konuştu. Ve bu konuşmaların hepsi bilirsiniz ki çok duygusal bir şekilde oldu. Çünkü neredeyse yani o bir, bir buçuk yılı belki iki yılı başlangıçtaki zamanı geçelim. E, belli GTRP döneminden sonra hani Ferit bizle çağrıyı tanıştırdıktan sonra hep birlikteydik bugüne kadar birlikteydik yok ben ağlamadım Ferit şeyden e, Çağrı'dan iki damla gözyaşı gördüm ama ben ağlamadım e, herhangi bir şekilde yani çünkü hani biri hüngür hüngür ağlamaya başlasa senin manzaralar birbirine sarılıp böyle insanlar hani öyle moda girilsin istemedik yani <laughs> Duygusuz, kalpsiz ya. <laughs> Yok canım, çok duygusal konuşmalar ve geçti ve bunun hani sonucunda önemli olan e, bizler arkadaşlarız ve e, bir yerde kariyerimiz ve bundaki mutluluğumuz ya yani, yapmak istediklerimiz de. Tabii ki de saygı gösterdik. E, tabii ki benim kafama yatmayan şeyler oldu, Çağrı'nın kafasına yatmayan şeyler oldu şura şöyle bura böyle bunlar üzerinde bile deli gibi konuştuk falan ama ortada alınmış bir karar var ve insanlar e, bu karar doğrultusunda çok duygusallar. Dediğim gibi 3-4 kişinin birlikte e, konuşup e, Çağrı'nın kararlarına saygı göstermesi sonucu ne Çağrı'nın kitlesi BBL tarafına e, böyle bir hakaretle bilmem neyde bulunsun ne bizim kitleden Çağrı'ya zaten şöyleydi böyleydi bilmem ne hakaretleri gitsin ne bunu yani çünkü çok duygusal bu konu. Anladınız mı? Bu hani böyle sen ayrı trende, ben ayrı garıda. Tek akıl mı, ortak akıl mı? Hayır, şöyle e, Çağrı'nın tek başına e, düşünüp, ekibiyle değil hatta tek başına değil, kendi ekibiyle düşünüp verdiği kararlar doğrultusunda böyle bir ayr ayrılık yaşandı ve biz de anlayışla karşıladık. Zaten biliyorsunuz Ferit ben, Okan abi izlediğimiz e, tarafta. Zaten sözleşmeydi, <laughs> o zaman e, yenileme dönemiydi. Devam ediyorum. Bu duygusallıkla verebileceğim bir karar değildi zaten bu. Çünkü e, sevdiğim adamlar bu duygusallıkla bu kararı veremezdim. E, sadece işte dediğim gibi yapmam gerekenin birazcık daha bu tarafta kendi e, çapımda neler yapabildiğimi görmek istedim. Birazcık ne kadar sınırlarımı tek başıma zorlayabileceğim vesaire. E, bunu görmek istedim. Çok güzel bir süreç yaşadık. Bence bir tam olarak zaten böyle anlattı. Yani kendimi denemek istediğim bir dönem var. Hani burada BBL'den BBL'den ayrı bir şekilde e, neler yapabileceğimi görmek istiyorum. Ekibimle neler yapabileceğimi görmek istiyorum. Zaten belli bir seviyeye gelmişti çağrı. Tamam. BBL çatısı altında. Benim gönlümle kalbim her zaman BBL'le beraber e, devam <laughs> edecek. Her zaman da benim e, e, onların bana ihtiyacı olduğu her zaman ve BBL'deki diğer arkadaşlar da dahil edebilirim çok rahatça. Benim bir ihtiyacım olduğu zaman da onların benim arkamda duracağını biliyorum. O yüzden ee... Abi sözleşme bitmeden e, çıkandan para mı alıyorsunuz? Alıyorsanız. Canım, ananı sikerim seni. Muhabbete karışıp durma. Amına koydum muhabbeti. Ananı sikerim seni. Biz izliyoruz ya amına koy. Ya bir dur oğlum insanların merak ettiği şeyler var burada. İşten bir şekilde karşılık konuşuyoruz ya Allah Allah. E, normalde arkadaşlar evet e, yayıncıların belli başlı e, kesinlikle yapılmaması gereken şeyler karşısında e, Belli başlı yaptırımları var olan bir sözleşmeyi biz bugüne kadar hiçbir zaman kullanmadık. E, e, sözleşme süresi dolsun ya da dolmasın herhangi birisi herhangi bir geçiş ya da bir çıkış ya da başka bir şey kafasında düşünüyorsa bunu sürekli güncelleyip sözleşme hiçbir zaman önemli olmadı. Yırttık attık bir köşeye koyduk zaten. E, çünkü buradaki ekip e, bugüne kadar ne kadar böyle e, profesyonel bir şekilde sözleşmesi, avukattır şuyudur buyudur ilerlese de bir yerden sonra duygular ve bağlılık önemli olduğu için o zaten kaybolduğu anda karşılıklı olarak okey deniyor. Hani ne işte biz çağrıya zarar verelim isteriz ne çağrı bize zarar verelim ister ya günün sonunda. Hani öyle bir anlaşma gibi oldu. Geçmişte de bu arada yaşandı benzer şeyler. Hatırlarsınız az çok yani hani giren çıkan vesaire olmuştu. Ee, aynı şekilde davranıldı yani hiçbir türlü ne bir sözleşmeye ne başka bir şeye bakılmadı e, ee, insanların orada verdiği karara bu kararda destek verilmeye bahset ulan benden bahsedecek sandım <laughs> yine geçirdi <laughs> sen buradasın sen buradasın baş göz kararlar baş göz. <laughs> sana söz yine baharlar gelecek Bay Kemal sözünden dön Yönetimle veya bir, bir herhangi bir insanla hiçbir hiçbiriyle problem yok. Zaten hepsini çok sevdiğim insanlar. Gerçekten zaten hani size de yansıdı bu süre zarfında. Hep beraber yatıp kalktık, yedik, içtik, eğlendik. Ekran önüne zaten ne arkada neysek önüne de o şekilde yansıttık yani. E, Eray ne durumda? Ayrıldı mı? Hayır arkadaşlar. Eray sözleşmesini yeni e, yeniledi yani, hatta. E, Kapatıyorlar e, arkadaşlar. Para istiyorlar. Eray Yani Eray'la zaten bir yandan da şey gibi bir şey var yani. Can yoldaşlığı gibi de bir yandan durumumuz ya. Yani geçmişten bu yana Tüh yazıyorlar. Tüh mü? Nasıl tüh ya? Abi şimdi niye davranıyorsun şöyle davranıyorsun şu adama ya? Kahveden haber mi geldi? Ama Eray şu an durumdan çok mutlu. Çünkü şey demeye başladı. Artık en çok izlenen ben oldum. <gülüyor> <gülüyor> Bundan sonra zaten benim için büyük bir hayıp. Yayınlara daha fazla asılacağım gibi sözleri de. <gülüyor> <gülüyor> ben artık bunu yaparım. Tamam. Ya emin olabilirsiniz. eee durum mu? Durum mu? eee Baksana adam de... bile gerilmiş aman akıyım. Çağrı gibi rahat bir adam. Oğlum kaç yıl Söyle konuş bak. Tostum ya. Kasları falan Butucun gerilmiş. atıldı şey. mı? Evet arkadaşlar. E i̇şte işte. Butucun... evet arkadaşlar kendi istifa tamam, etti. Abi. En son bir, bir yerle. <gülüyor> 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 ben dedi bu kadar duygusal hüsranla. E ayrılıkla. Beni sikecek kesip. Devam yani sağda solda böyle farklı tweet'ler görüyorum. Tabi makarasında yazdığınızın farkındayım ama şunu da söyleyebilirim ki başka herhangi bir ajansla anlaştım da yok oraya gitti falan filan öyle bir, böyle bir saçma sapan yorumlar yazmazsanız da sevinirim yani o bilgi kirliliği olacak çünkü öbür türlü. Öyle bir hani kendi kendinize böyle kitleler böyle bir soğuk savaşa girsin gibi bir durum zaten yok. Burada hepimiz biriz yani. Bugün peki son bir defa mı hocam diye. <laughs> son bir defa mı diye. Yani arkadaşlar hepimizin hayırlısı olsun ya. Ve BBL'deki diğer arkadaşları da dahil edebilirim çok rahatça. Benim bir ihtiyacım olduğu zaman da onların benim arkamda duracağını biliyorum. O yüzden e, bu konuda hiçbir sıkıntı yok. BBL yönetimle veya BBL'deki gerçekten çok sevdiğim isimler. E, beni biliyorsunuz e, hiç bu konuda biraz gönlüm rahat. E, çünkü günün sonunda hani bir küslük yok, bir kavga yok, bir gürültü yok. Man Bak şu an promptlerden ok bitti o yazdığı şeyler bitti geçildi farkında mısınız hani abi bir şey diyeceğim sen teklemeler arayı... başa sar başa sar 3 kere izledin ha farkında mısın nasıl 3 kere izledim ya Hayır Mesela oğlum ilerletiyorum amına döndürüp döndürüyoruz hiç Kemal nasıl anlamıyorsun şey amına koyayım ya ulan hayır hepsini geçtim amına koymuş ki bu tekrar eden videolar gibi amına koyayım duraksıyor duraksıyor yeni bir cümle söylüyor sanıyorum ben <laughs> Aslında aynısını söylüyormuş amına koyayım sabahtan Nasıl ya. Nasıl ya? Kısa mı o kadar? kadar... ne anlatıyorsun? Sen ne anlatıyorsun? Allah gözünü seveyim be abi. Abicim bir dakika falan değil mi ya bu zaten? Sus bir can. Dakika. Tam bir dakika. Konuşmayacağım. Tamam okey abi. Okey doğru yapıyorum ya Allah Allah. Mantık çerçevesinde. Ee... Bir de bir yerden sonra boşa sardı ya dinleyemedim. Odağımı veremedim ama. Ee, bu karar verildikten sonra da görüştük zaten. <laughs> şey yaptık. Kutu falan geçmedim abi. Öyle bir şey yok yani. Şu anda bir yere geçmedim. Kendim bir ajans kurmuyorum. Bir yere geçmedim. Yani ee, böyle bir şey değil. Tek dediğim şey birazcık daha kendi köşeme çekiliyorum ve birazcık kendi ekibime yoğunlaşacağım. Bu bu kadar yani. Tabii ki görebilirsiniz abi beraber. Dediğim gibi abi arkadaş bu, bu yani arkadaşlarım hepsi benim arkadaşlarım yani. Özgeciğim çok teşekkür ediyorum. Hoş geldin. 19. cen kutlasın. Hepsi benim arkadaşlarım abi. Yarın bir gün Bakarsın müzik yayını yapacağız yine Kemal'le. Ya yine sus, niye yalan yalnız yeter. söz verdin amana koyayım ya. Sus, yani sus, şu lan. dramadan en son hani yine yalan bir haber. Niye ağlıyorsunuz? Sus, Konuşma ya, yeter, inanmıyorum inanmıyorum. Yalan söyle be. İnanmıyorum inanmıyorum. <laughs> Oğlum ağlamayın tamam mı lan? Yalan mıydı Ulu Dağ günleri? Olacak arkadaşlar. Bunlar... Şarkının... Dışında şeye bak. E, ee, ne, olsak... ne dediğiniz ya. Çocuklar üzüldü ya. <laughs> Sessizce ayrılalım. Ha Çocuklar ha 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 Ulan Kemal aç şarkınız ha 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 lan da. Başka bir turnuvada beraber yayın yaparız. Ne bileyim yani her hepsi olabilir yani. Bu böyle yani e, buradaki burada turnuva sözü verilmiş. Amana koduklarım Aman diyor kodukların. bak şükür. <laughs> Şükrünün çete giriyor. Ya bana demiyordur. <laughs> <laughs> Ulan Şükrü bu adam, bana bu adam dedi de bu adam açıklama yaptı birinizin göz yaşı damlamadı lan bir tane. Nasıl? Ben yaşam kafa dağıtmaya gittim. <laughs> bir arkamdan ağlamadı götlerin. Abi ben seninle WoW oynamadım mı Şükrü abi Onu o günleri ne zaman unuttun? Seninle birlikte raid'e girmedik mi? <laughs> abi benim ismimde kendine var diye adam çetinden mi anladı ne yazsam dedi siktir gitmiyordu bana. Ben nasıl şey yapayım ki adama? Çok diyorum şey, ki abi diyorum kaldı. Enes bizden diyorum amına koyayım Enes diyorum banlama diyorum valla diyor Kemal'im diyor kendini yazan herkes banladı. <laughs> saygı <laughs> baş göz buradasın saygı. Beni banladı beni time atladı çekimde. Abi Şeyi en azından atlatalım. atlatalım kafamızda koyayım. bazı çizgiler var belli ki gerçekten çok sevdiğim isimler. E, beni biliyorsunuz. E... ben yine aynı yeri mi dinliyorum? Sanki <laughs> Abi ben anlamadım. Devam, Onu kaldıralım devam, arkadaşlar. Devam. Yani devam. yok o taraf bu bilmem ne öbürler başka gruplar var. Öbür tarafta başka gruplar. Var. Öyle bir şey yok abi benim hiçbir zaman böyle bir şeyim de olmadı zaten. Neyin içinde olursam olayım. Bireysel de ben bir insanla okeysem zaten okeyim. Hani benim yayınıma gelen gidenler de var. E, şey de var. Yani demek istediğim bu. Ricam da şu. Tekrar tekrar üzerinde durmam gereken kısım bu. Ben bu adamların hepsini gerçekten seviyorum. Duygusal bir bağ kurdum. Ya bu adamların hepsini zaten seviyorum. Duygusal bir bağ kurduğum için anlatabiliyor muyum? İş olmuş olmamış belki yarım yayıncı olmayız. Kek ve atıyorlar. Ya Kemal. O ne de... biliyordu? Ahmet, Ahmet abi Car abi transfer etmek için aradı hemen. kapı konuşma biter bitmez. Chat'te dedi artık random atılmayacak kek atılacak dedi. Chat o zamandan beri kek ve atıyor chat'te. E i̇ki ay önce sövüşüyorlardı da. Chat'te. Hayda. Hayda hayda. Bu abi ise işte bak. Hayde, trabzon. Bu. Yine Olay bu. Olay Hayda hayda gol hayda Trabzon. Olay bu. Ben zaten seçim şeyini zor takip ediyorum bir de bunu takip edemem. <laughs> ben de o kadar kafam. Biz başka bir müzik yaparız ya. anladın mı? Baş <laughs> Sinan o ana salladı Kemal. <laughs> Başka bir noktada zaten buluşabiliriz yani. Yine ben bu konunun Ümit Özdağ'ım oldum ya. Sonunda. Burada <laughs> birazcık ben hani dediğim gibi biraz kendimi test edeceğim. Biraz ekibimi test edeceğim. Biraz üstüne yükleneceğim. Ee, onun haricinde bir problemimiz yok. Sizden tek bir ricam. Eğer beni birazcık ee, seviyorsanız ve birazcık düşünüyorsanız. Ee, dediğim gibi bu tarz haberlerin altında yorumlar yapalım. Şöyle yazalım bilmem ne yapalım gibi. Böyle taraftarlıktan ziyade. Doğru Hep abi, hepimizin, adam çok hepimizin üzerinde söylüyor. çok emeği var arkadaşlar. Arkadaşlar sonuç olarak evet bir yerden sonra zaten aynı şeyler tekrar edilmeye başlamış. Çünkü ortada başka bir şey yok. Anladınız mı? Herhangi bir, bir şekilde... yerden sonra bir şeyler tekrar edilmeye başlamadı kardeşim benim şunu sağ Ya da ben Video tekrar tekrar tekrar, tekrar, <laughs> tekrar izliyorum ama <laughs> o da olmuş ya. olabilir. O da olmuş olabilir. Ama yani konuşulacak şeyler hani totaline bakıldığında aynı şeylerdir. Çünkü gerçekten ortada herhangi bir şey yok. Olsa da ben zaten tutamazdım içimde. Biliyorsunuz pat diye söylerdim. Ee, abi sen niye Mambul Bros'tan... A... Ya babacım 2017 nin... Abicim o kaç yılındaydı <laughs> amına koyayım ya. <laughs> Yeniden mi döndük amına koyayım? Nereye döndük ya? Birazdan oksi girecek yemin ediyorum bak. Mikrofonu böyle bağıra bağıra oksi girecek gibi hissediyorum şu an ya. Allah Allah. Sensin o kardeşim benim. Ya şimdi yazılan yorumları <laughs> gördüm. İşte ee, şu an tabii ki Çağrı çok sevilen e, bir karakter. Belli başta Hype'la da işte e, Nicky... Hype mı abi? Niki'ne de uyuyor. Şimdi insanlar çok fazla görmek istiyor. Çok düzenli yayın açıyor. Yani Çağrı'yla Ereğin aslında durumu şu an birebir olarak neredeyse aynı. İkisi de çok yeni kitleler çekiyor ve güzel kitleleri var e, aynı şekilde. E, şimdi insanlar tabii ki de o günün e, enerjisiyle, o günün e, hype'ı ile tabii ki buraya sallayacaklardır. Ah, man. Ah, man. Ama şunu unutmasınlar hiçbir zaman. Hani bunları okuyan da, bu salladığı adamlar da. Bir tarafta Ferit var, bir tarafta ben varım. İlk gün Çağrı'yı BBL'e aldığımızda aldığımızda e, ve bunu duyurduğumuzda e, nasıl sevindiyseniz, şu an bir o kadar da gömüyorsunuz gibi hissediyorum sadece. O gün de diyordunuz ki abi çok daha güzel olacak, çok daha iyi işler yapacak, fena yerlere ki biz o günden sonra. Kaç gün sabahladık yani çağrı için, kanalı için, e, onun yapacakları için. Çünkü artık benim belli bir deneyim birikimim vardı. Eray'la da aynı şekilde. Benim artık belli bir deneyim birikimim vardı ve yollarını aynı yoldayız gibi gördüğüm için. Yani e, bu adam da eğlence içerikli e, bir adam. Eray da aynı şekilde. Bizim zamanımız ayrı bir şekilde çok geçmiştir. Jurox aynı şekilde, Cyber aynı şekilde. ya yani Oradaki... O kafadaki insanları az çok biliyorsunuz. Sadece herkesin makarası yaptıkları vesaire farklı. Şimdi bunlar üzerine, hani o günlerde böyle e, birlikte uğraştık ettik. Çağrı aynı şekilde benim için çok uğraşıp etmişliği şey vardır. Herhangi bir şekilde bir yerde yardıma ihtiyaç duyduysam çağrı oradadır kesin. Bizim çocuklardan biri de öyle. Şimdi konu buraya gelince e, ayrı bir duygusallık, ayrı bir hani böyle şey gibi oluyor. Böyle küsme gibi de değil de içimdeki his. Nasıl anlatayım böyle? Yani insanları çok fazla anlayamıyorum. Şimdi burukluk mudur? Bir burukluk gibi bir şey anladın mı? Hani şey yorumları görüyorum mesela. Atıyorum işte Katman vardı. Stüdyo işte bile ayarlanamadı. işte sponsorluk bile. Arkadaşlar bunların hepsi yapıldı. Hepsi ayarlandı. Sadece o zamanlarda insanlar bunu yapmayı tercih etmedi. Bu adamlar bizim yayıncılarımız. İlk başta onların söylediği şeyler bizim için geçerlidir. Yani orada yazıldığı gibi herhangi bir şekilde ya Çağrı sizi gelip şöyle bir açıklamam yaptı. Arkadaşlar bana hiçbir türlü sponsorluk ayarlanmadı, stüdyolar ayarlanmadı. Bir içerik çek, e, çekmek istedim, destek verilmedi. Hayır, hepsi verildi. Hepsi yapıldı. Hatta herhangi bir şekilde e, beklenen içerikler ya da işte beklenen istekler üzerine Bizim ayarladığımız ama insanların o gün o modda olmadığı için yapmadığı, yapmayı tercih etmediği şeyler oldu. Anladınız mı? Bunu insanlar birden kendi kafasında böyle kurup sanki durum buymuş gibi. E, ya da işte mesela çağrı engelleniyor gibi şeyler söyledim. BBL çağrıyı çok engellemeye çalışıyordu. Çünkü bir yanda Eray var, Juroks var, Ataberk'i yeni aldılar falan. Arkadaşlar bizim sistemimiz herhangi birini alta çekip öbürünü yükseltmek üzerine falan değil ya yani. Böyle bir sistem yok. Yani... Çağrı da apayrı bir kitleyi tuttu getirdi. İşte kısmetse olurdu bilmem neydi falan filan makarasıydı. Eray aynı şekilde apayrı bir kitleyi tuttu getirdi. Yani sadece bunun ortak noktası iki kitlenin de bizi bu kadar tanıyor olması. Ferit ve beni en azından isim olarak tanıyor olması. Biz çok eskiden bu yana olduğumuz için ve apayrı kitlelere e, hitap ettiğimiz için... E, ...zaten o insanlar bizi tanıyordu, biliyordu. Bu sefer de biz sanki bir yanlış yapmışız gibi gelmeye başladı insanlara. Çıkarken kendime ve ekibime odaklanacağım deyince öyle anlaşılıyor ama BBL'den dolayı odaklanamıyormuş gibi. Yani aslında aslında durum biraz öyle. Evet yani durum biraz öyle aslında. Yani çünkü ee, Çağrı'nın ekibi BBL'de değildi. BBL çatısı altında değildi. Ve Çağrı'nın yanında ekip dediği bu arada sadece yayıncı ekibi değil ki. Yani yanındakiler de yani belki Çağrı yanındaki A adama yayını açmayan bir adama başka bir iş verecek şu an. B adama başka bir iş verecek. Onları da bir yere getirmeye çalışacak. Zaten bu ekip işi dediğin öyle ilerlemiyor mu bir yerde? Yani biz de aslında ile öyle yapmadık mı abi düşünürsen? Yani bir tarafta şu an 20 bin bugün 25 bin izlenen Eray. Yani bu adam benim moderatörümdü. Bu adamla ben Discord'da tanıştım. körse tanıştım. Jurox aynı şekilde. Ve bu adamlar bana bu platformu öğretti aslında. Ne aynı Sonra... şekilde? 3000 ortalama benim. Ay. <laughs> <laughs> Onu Orası demiyorum. doğru bilgi ver. Kardeşim seninle 15.000-20.000 izlendiğin zamanları hatırlıyoruz. Sen bugün istesen bugün yine yaparsın. Ya. Bugün istesen bugün yine yaparsın diye düşünüyorum. Sadece bu ya yayıncıların doğru. dönemleri abi. Bazen öyleyse ben de aman okuyayım. Her gün 40k ortalama çektiğimiz yayınların üstüne 5 ay yayın açmadım mesela. Hani yine düzene otursan yine içeriklerini yapsan yine sen aynı sensin ya sıkıntı yok ondan dolayı yani bir kere yaptın daha da fazlasını da yaparsın istersen yani elren şimdi bıra bıraksın 2 yıl yayın ya açmasın döndüğünde yapamayacak abi, mı, mı amına koyayım Ferit abi ayrılmadı abi açıklama ben bekliyoruz abi. ona göre ben anlamadım bir şey Olay çok... Çamal Haber, yok girecek hemen onu hemen haberi girecek onun haberi girecek onun can abicim sonuç olarak sonuç olarak elren'e sallamadım ya Adam diyorum açmasa Bence şimdi yayın. 50 bir yani. zamandır da açamıyor, etmiyor. Şimdi döndüğünde aynı performansla aynı şeyde olmayacak mı? Olacak abi. Adam ne istiyorsa onu yapar ya. Yayıncı da aynı sizler gibi birer birer arkadaşlar. Hani kendi kafa yapılarına göre, o anki psikolojik durumuna göre ya bugün fazla izlenmek istemiyorum diyebilir mesela anladınız mı? Buraya insanlar konuşmanın anlamıyor. sonunda o kadar güzel bir şey söyle ki hepimizi e, gururlandır kadar ve duygusallaştırsın. Ya 20 duygusallaştır. dakika dinlediğimizi Evet, El -e Eldren bir bir yere geldi. Öyle bir şey olmayacak. -e bir bir Bu arada bir... Evet Eldren nasıl? Sounds? Hayırlı olsun abi. Öyle B -b -e bir şey Kesinlikle öyle bir şey olmayacak. Kesinlikle öyle bir şey olmayacak. Bu arada chat'i de açalım oğlum. Herkes yazabilsin. Bu... Ben herkesin yazmasını istiyorum ya. Burada Adlı fikirlerini belirtip... kapattırdı. Şey yazıyorlar. Allah Allah için kapattın yazmayacağım. Falan yazıyorlardı. Plan abi Şükrü abinin dediğine bak. Yazsın abi merak edilenler vardır. Bir şeyler vardır. Yani burada yani Twitch bunun için yok mu amına koyayım? Bir şeyleri sansürleyeceksek Twitch'te olmazdık o zaman, anladın mı? Adam merak ettiği bir şey vardır. Ben burada karşısındayım. Birebir olarak canlı kanlı cevaplarım. Anladın mı? Bunu yapamayan yani. zaten yayın açmasın amına koyayım. Ben kapatıyorum. Lan tam ne mi? sövüyorsun amına koyayım ya? Size ha. amına Sinirleniyor. <laughs> <bir> şey <laughs> <laughs> ne sövüyorsun durduk yere ya gece gece? <laughs> Sonuç odur ki benim açımdan herhangi bir şekilde kimsenin e, duygusal psikolojik herhangi bir değerini falan oynatmayın arkadaşlar. E, buradaki insanlar hala oğlum arkadaşlar ben hala görüşecekler. def yazıyorsunuz amına koyayım ya. <laughs> Yarın bir günde dediği gibi bir arada görürsünüz. Bir şey olur. Belki de görmezsiniz. Belki de küser oğlum insanlar birbirine. Belki de alınır, evet. darılır, yanlış anlaş yani olacak oğlum bunlar arkadaşlarınız arasında olmayan şeyler mi yani? Kemal abim benim bol servisimi önde verdi. Allah Allah. Mesela ben bir girdiğim için hiç linç Çünkü duyurum adını sadece. Sen tarih oldun. Ne, nerede Nereye gitti lan? Sen tarih oldun, oldun. Kemal. Aynı Şimşek McQueen gibi. Bak işte tarih olanları ve Şimşek McQueen'i konuşursun ama günün sonunda. Whisper'cığım anladın mı? Tam olay bu. Yani, yani aslında yani ben tarih olmadım. Tarihe adımı çoktan yani. yazdırdım. Yarın bir gün istersem yine yazdırırım. Ama ben durum bundan ibaret. Bu adam aynı ben. Şekil koydu beyler. Kupa dediğim boş bir kazıdır. <laughs> <laughs> bak aldım tüm yayıncı ödülleri bilmem ne falan filan bak hiçbir yok farkında mısınız? Hiçbiri. Hiçbir şekilde yok. O gün yaşandı bitti güldük, sana o zaman işte. geleceğindeki abi. arabayı atıyorum Kemal. Aşağıda yatıyor şeyde yatıyor neydi onun onlarda ee, depoda yatıyor anladın mı? <laughs> Al kardeşim hayırlı olsun güzel günlerde. <laughs> <Satmış> diyor hepsini. <laughs> Bakayım kardeşim. Yapmışlar ya kanka. Ha Ferit değil, sattın, abi sattın onlar. Bu neymiş ya? Grand Oğlum 23'ü mü çıktı? Evet. Sen yayın açmadan bunu alırsan senin ananı sikerim. Böyle bir şey Oğlum oldu. çok güzel durmuyor Eğer bu mu lan? Evet sana diyorum. Sen yayın açmadan bunu nasıl alıyorsun? Abi, çok iyi ya. Abicim yayın açmadan bunu nasıl alıyorsun ne demek ki? Ne ne demek ne demek? Biz ama ne Oğlum ne ya, demek? demek çörek ne demek bile nasıl sağlıyon ya? Abi e adam az önce dedi tarihi diye. Canım ister onu alırım. Canım ister öbürünü al. Öyle bir hayat gibi. Kayıp. <laughs> 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 Bu nasıl bir para? <laughs> Belli oldu bizim e-spor paraları <laughs> nereye gidecek beyler? <gülüyor> <gülüyor> Çağrı'yı yalnız bıraktınız. BB'li dakika bunu yakalayacağım. BB'li yayıncı ajansından çıkarıp e-spor takımı yaptınız. Bütün tüm suçlusu sizsiniz. Ferit ve sen kendi cebinizi düşündünüz sadece. Ee, Gülçin amcım değerli yorumunuz için çok çok teşekkür ederim ama şöyle bir şey söz konusu. Ee, biz bugüne kadar daha e, BBL üzerinden Ufukcuğum ananı sikerim seni muhabbete karıştırma amına koydum muhabbeti. Ne ananı yayıncılar üzerinden senin. ne e-spor üzerinden herhangi bir şekilde bir kar dağıtımı, kar dağılımı gibi bir şey olmadı. İnsanlardan yeri geldiğinde e, yeni evlerine çıkacaklar diye e, kiralarına yardımcı olduk. Yeri geldiğinde hiçbir türlü e, yeni yükselen yayıncı ekipmanına yatırım yapsın bilmem ne yapsın diye yüzde almadık. Herhangi bir şey yapmadık. Eee ve e-sporla ilgili bu başarı da buradaki izlenmeler olsun bilmem ne olsun e-spor faaliyeti olarak başarı yok takımın şu an e, bu yılki başarısı bir söz konusu değil çünkü e, şeye bile gidemedik yani o 6. bile kalamadık e, inşallah sonraki turnuvalara diyoruz bugün e, ama bugüne kadar tüm her şeyi cebimizden harcadık kendimizden harcadık bugüne kadar da hala bu ay olmak üzere birlikte hala kendi cebimizden gidiyor. Neler harcadığımız, sen düşün. Nasıl bir değer yarattığımız, sen düşün. Sen burada sosyal medyada böyle bir şey yaptığımız için, televizyondan, işte YouTube'dan bilmem neyden çok e-sporu, Twitch'te izletebildiğimiz için insanların kafasında yeni şeyler açtığımız için, yani her ne kadar bunlara karşıt gibi görünen bir devlet hükümet olsa bile, bizim yine de bir şeyler başardığımız için memnun, mutlu olacağına, belki de helal diyeceğine. Bugün sinirinden dolayı, Çağrı'yı çok sevdiğinden dolayı böyle bir şey diyorsun. Git o sevdiğin e, Çağrı'ya söyle. Bunu Çağrı sana ne anlatacak bir de onu dinle. Ben sadece bunu söylüyorum yani. <laughs> konu niye? Konu nasıl siyasete geldi ya yine? Abicim zor yani bu ülkede internette sosyal medyada güvenilmeyen bir mecrada bir şeyi kabul ettirmek zor değil mi arkadaşlar? Yani her açıdan bir şeyleri ittirmeye bir şeyler yapmaya çalışıyoruz sadece. Benim tek anlamadığım şey e, bugüne kadar işte ilk başta yani kitle açısından tek anlamadığım şey şu. Çağrı ile birlikte yaptığımız tüm içeriklerden tut tüm fikirleşmelerimize yani belki bugün genel kitleye kadar e, yayın yapmasına kadar diyorum bu arada en başlangıcından alıyorum e, işi. Hep birlikte güllük gülistanlık gidiyordu da güzel bir ayrılığı güzel bir şekilde duyurduktan sonra niye bize flame'e başladınız? Yani ben bunu anlamıyorum. Hani zamanında da bu çok başıma geldiği için ve bunu en iyi şekilde atlattığım için bugün bana zor bir şey gelmiyor. O gün zor geliyordu ama bugün gelmiyor. Hani yarın bir gün istesem yine beni de çok beğeneceğinden, seveceğinden eminim. Çünkü genel olarak kitle biraz öyle. Ee, o an kime hayıpsa o an kime e, enerjisi yüksek geliyorsa onun için her şeyi yapacak şekilde konuşuyor. Ben 40 bin 50 bin izlenirken de 100 bin izlenirken de söylüyordum. Bugün de söylüyorum. E, kimseye bu kadar fanatik olmayın. E, hiç gerek yok. Çünkü işin aslına baktığınızda o insanlar o yayını kapattıktan sonra kendi hayatını yaşıyor. Yarın bir gün kendisiyle ilgili bu sefer de kariyeriyle ilgili der ki ben yayın yapmayı bırakıyorum şuraya geçiyorum. E, bitti onun kararı o saatten sonra herhangi bir şekilde e, seni dinlemez yani orada anladınız mı bu benim için de geçerli başkası için de geçerli ama o kadar fazla siz böyle hani kendinizden daha yüce bir şekilde savunuyorsunuz ki adam diyor ki öyle bir şey yok arkadaşlar demesine rağmen aramızda kötü bir öyledir, şey yok öyledir, demesine şey. rağmen öyledir öyledir bir şey var bir şey burada şey, bir kemalin doğrusu var abicim bu bir... konuyla <laughs> rt kalp ne alaka ya bu konuyla <laughs> herhangi bir konuyla ne alaka ya Yo ciddi bir şekilde sohbet ediyorum yani. Böyle bir yayın istedi bugün de canım. Böyle bir yayın istedi yani. İnşallah ümit Sosyal medyadaki olumsuzlukları gördükten sonra bu şekilde bir yayın istedi canım. Ve insanlara cevap vermek istiyorum. Belli sorular, belli şeyler geliyor chatten. Hoşuma da gidiyor yani. Kendimi açıklayabilmek. Onların sorusuna tatmin olurlar olmaz, olmazlar bilemem. Cevap verebilmek hoşuma gidiyor yani. Bence güzel açıkladım. Abi BBL bir ara söz veriyordu. Her hafta ekip yayını olacaktı. Sadece 2-3 kere yapıldı. O da sponsor olunca şimdi neden yapılmıyor? Barsik'cim şöyle bir durum var. Ee, normalde ve sponsorlu yayınlarda biz zaten talep edip insanları e, davet ettik. Ve öyle toplandı. Her ne kadar BBL e, kendi içerisinde bir talent management sistemine sahip olsa da... Normalde BBL yayıncılarına işte e, reklam satan şirketleri gezip... Benim böyle bir yayıncım var. E, şöyle şöyle... E, sizi sponsor olarak bağlayalım falan diyen bir şirket değil. BBL şöyle çalışıyor arkadaşlar. Yayın tarafından bahsediyorum. E-spor değil. Bunları da bilin ki. E marka gelir. Ya istediği kişiyi söyler. Burada Jurox da var, Cyber da var. Onlar da BBL'in içinde direkt anlatabilirler bu durumu. İstediği, talep ettiği kişiyi söyler. E talep ettiği içeriği söyler. Ve bir fiyat bekler. Ve biz gideriz yayıncıya sorarız yayıncıdan öğrenir gider markaya iletiriz. Biz bu adamların talent management'ını yaparız. O yayını nasıl yapacağını, o yayını nasıl daha güzel bir hale getireceğini, o yayınla ilgili markayı nasıl mutlu edeceğini. Yani bir yerden evet markayla tanıştırırız ama hani bir gönül bağı kurdurtmaya çalışırız onu istedikten sonra. Ya da belli başlı markalar gelir der ki atıyorum şimdi marka ismi vermeyeyim A markası. Bizim şu kadar işte paramız var, bütçemiz bu. Şunu şunu yaptırmak istiyoruz. Yayıncılarımız siz seçin. Biz de gideriz yayıncılara. Ferit ben Okan abi planladığımız gibi. Artık şirket çok büyüdüğü için bunu e, talent management'taki e, 4 kişi planlıyor aslında. E, bana soruyorlar totalinde. ve Ben de Ferit'le böyle konuşup öyle karar veriyorum. Biz de gideriz Bu, yayıncılara. Bir şey söyleyebilir miyim? Tabii. Özel, bak içeriden birisi olarak söylüyorum. Yani özellikle de bu tür olaylar yaşandığında ihtiyacı olan yayıncılara gidiliyor. Mesela ben taşındığımda Evet bu da bu da bizim için çok kan bile olmayan sponsorluklar gönderdi bir, bir hani evet hiç çünkü Cyber yeni taşınıyordu. İstanbul'da da bir güce ihtiyacı vardı. Ee, zaten onun güzel şeyler yapacağından emindik ki nitekim yaptı da yani iki yıl boyunca bir hatırlayın Cyber'la Cyber'la çok eski tanışıyoruz ama son iki yılımızı bir düşünün yani. İnanılmaz işler de yaptı. Bu o dönemin Hani bir cyber hype'ıydı mesela. Evet burada BBL ekstra yardımcı oldu. Aynı şekilde çağrıya da oldu. Aynı şekilde eraya da oldu. Aynı şekilde çağrı ile eraya olmak isterken onların psikolojik durumundan dolayı yapmak istemediklerinden dolayı stüdyoda ayarlandı, sponsorlukla ayarlandı. istemedikleri oldu. BBL bu mantıkla çalışan bir yer. Anladınız mı? Hani ve markaya da bunu kabul ettiren bir yer. Yarın bir gün işte Eray'ı çok riskli buluyorlarsa aslında bu adam o kadar riskli değil. Bir kere çalışın. Ferit'le ben bunun altına imzamızı atarız ya da Çağrı'yla aynı şekilde. Biz bunun altına imzamızı atarız ki Ferit'le ben de sponsorlu yayınlarda çok çok başarılı olduğumuz için Twitch'ten e, globale ödüller aldığımız için sponsorluklardan dolayı yani sponsorlu yayınlardan dolayı ödüller aldığımız için reklam dünyasında markalar bizden çok emin zaten. Ve Aynı şekilde hani e, buradaki olanaklar sağlandı. Yine ekstra böyle terso bir durum olmadı yani. İyi para veren sponsorlar size, az para verenler içerik üreticilerine değil mi Kemal'im? İyi para veren sponsorlar az önce. size, az para veren... Yok öyle bir denge yok aramızda. Yani iyi Hayır, para... Adam... Mesela Ferit'in arkadaşlar Coca-Cola yüzü olmasının sebebi Ferit Bıtıç'ın Karakay olduğu için farkındasınız değil mi? Yani ya da Red Bull sporcusu e-sporcusu olma sebebi hani o Ferit Vutuç'un Karakay arkadaşlar 3 milyon takipçisi olan 1 milyon insada olan herhangi bir sokakta oyun dünyasıyla ilgili birine bir şeyi çevirdiğinde Ferit'i elle gösterebilecek bir adam Ferit ya. Ondan dolayı yüz tabii ki de o olacak yani başlangıçta. Kanka sen çok güzel cevap verdin de evet. ben söylemezsem içimde kalacak. Amına koyduğumuz sala sen ne gerizekalı bir adamsın ya. Niye öyle dedin şimdi ben yani anlatıyordum ya. Yani bunu düşünemiyor musun gerçekten? Hani acaba He. niye Coca-Cola Ferit abi'ye geldi yani? He, tamam. Ben pardon. Yama çete attıma bak. Hani bakar bunu mısın? anlayamayacak kadar ki. mal mısın amına koyayım ya? Sen konlatır anlatırken adamı çete gelişine bak. Bak azdın. Ne yapıyorsun lan? Sürtük heyecan <laughs> Ben de işte bu alanları çok seviyorum ya. Hiçbir şey siklerim. Kemal abi sen çok iyi bir adamsın. Duygularını çok ince ama dışarı belli etmiyorsun. Yani fazla olgunlaşmış bir bireysin. Abi tam aile babası olmuşsun ki zaten aile babasın. BBL'in babası, Rav'ın babası. Estağfurullah. Çok çok teşekkür ediyorum. Estağfurullah. Zelin de aynı şekilde arkadaşlar mesela. Ona, ona karşı yapılan şeyi de mesela hoş karşılamıyorum ben. Yuhlayan vesaire. Ya kendi kararları, fikirleri ve insanları hani bu konuda Yargılamamak lazım anladın mı günün sonunda Onun kariyeri ya hani yanlış yapsa da onun kariyeri doğru yapmış olsa da onun kariyeri hani ya, yorumlayabiliriz kâmar, ama baba. kötüleyemeyiz bence yani o tuhaf kalır yani gibi geliyor bana. Ee, abi tek bir şey soracağım cevap verirsen sevinirim sevinelim. size bunu açıkladığında ne tepki verdiniz hiç zorlandınız mı olmaz falan diye bu duruma üzüldünüz mü? Ee, Anladım. Anlattım Anladım. aslında ama yani ilk bana şey yap anlattı. Biz de müzik yapıyorduk bu arada. Ee, çareye stüdyo sistemi kurmuştuk yine. Ee, <laughs> onu falan bağladık böyle müzik ayarlarını bilmem neler yaptık. <laughs> o Çağrı sırada Can'ı söyledi Kemal söktü dedi ben takmıyorum aman bunu. Onun hem kendi işin sistemim. o zaman bu saatten Şişelim sonra kendin yaparsın dedin. <laughs> dedim bu saatten sonra dedim o zaman dedim kendin yap kendi işini. Sonra ee, bir anda teşli börtmeye başladılar amına. Sonra yatak odasına geçtiler. <laughs> Sonra yatak odasına geçtik bir baktım Çağrı sandalyeyi çıkarttı. Oo! <laughs> Baba, Bu da ben varım. Yok diyor, olmaz diyor. Ben diyor buna hayranım diyor. Ya, eee ne diyorduk aman koyayım? Bak makale. Bak Muhabbetin muhabbetine <laughs> geçtik. anasını siktiniz. Sandalye kişine bu. döndü ya. Allah Allah. Neydi ya o soru? Arkadaşın sorusu neydi ya? Yapacak bir şey yok. Boşver ya. <laughs> Mevzular açık mikrofona döndü. Hadi bakalım. <laughs> e, Kemal peki son iki senedir verdiğin yayın sözleri neden tutulmuyor? Örneğin yoga. Bu verdiğin yayın sözleri bu, bu arada, arada benle şey ilgili. Değil, bu yıllardır tutuluyor. Bu benle ilgili şey. yayın sözleri tamamen. Benle ilgili yayın sözlerinin tamamı da benle alakalı arkadaşlar bildiğiniz üzere. E, çünkü benim psikolojik. Yani. Ve sağlıksal olarak kendimi hissetmediğim, iyi hissetmediğim aynen, aynen, aynen. bir döneme girdiğimiz için <laughs> e, ve hani bunları yapmak istediğim şeyleri yapmak istemediğim için o dönem yapmadım. Ama bu Allah yarın yapmayacağım Allah. anlamına gelmiyor yani. Kemal baba ya. <laughs> Abi BBL'den atmayı planladığınız var mı Allah aşkına? Şu barana bir düşünün demiş. Diyor, herhangi bir şekilde bu atalım bunu falan dediğimiz birisi yok. Zaten öyle bir şey düşünsek konuşuruz Allah direkt. Niye şükürüz. konuşmayalım? Yonkan abi aramış görmedim dedim kesin atacaktı beni. <laughs> Twitch örgütü müdür sizce? Evet veya hayır sayın Kemal. <gülüyor> 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 e ve cevap vermek istemezsin. Onu bilemem sana kalmış. Seni ve BBL ekibini çok seviyorum. Sanki League of Legends kısmında gayet başarılı bir yayıncı. Neden BBL'den ayrıldı? E onun cevabını birçok kişi biliyordur diye düşünüyorum ya. O da Panky'nin ee, kendi söyleminden dolayı oluşmuş bir durum yani sonrasında. Hani biz başarısız diye attığımız birisi değil yani. Ee, sevgili Kemal bu işin mantığı hep böyle olmadı mı? Belli bir seviyenin üzerine çıkınca bağımsız olmak, patron olmak istiyor insanlar. Bence normal bir döngü. Tam bundan bahsediyorum. Aynı öyle. Aynısın. Gayet Çağır olabilir. Diyor zaten. Yani Kemal umarım demekten başka hiçbir şey gelmez hani günün sonunda elden. Efendim canım. Yeni bir eleman buldum. Bunu bir vel almamız lazım. Kim la o? Bak biliyorsun benim söylediğim kişiler bugüne kadar hep tuttu. Hep tuttu değil ama koyayım. Pekun 8000 izleniyordu. Sen bize BBL alalım kanka. Çok iyi bir Aslında kadın yayıncı. Sanki kimse izlenirken ben sana dedim Kemalcan Oğlum, gel. Oğlum bu bak, arada doğru lan. var. Lan gel bu gidip. arada CS doğru. Oynuyor. Gittik o gün CS Sen var seninle. ya sen gerçekten bu TV için arkadaşlar yemin ediyorum bak bu piçte bir şeylik var. Neredeyse bak Olaf'ı söylüyordum bir kafa tatilinde çıkıyorduk. Bunda bir şeylik var. Bak mı? Pelin herhalde 40 50 Al. falan izleniyordu. Bana attı dedi ki lan dedi çok dedi Erik balı vay var gel bir eğlenelim gidelim falan dedi. Pelin CS oynuyordu. ilk öyle tanıştık. Mesela yani. Al yeni elemanı attım. Yakala chat'ten. Buna ya imzalatmamız lazım. Bakıyorum abi kim. İyi yayıncı olur bu eleman. Kanka ne olur lan? ciddi sandım heyecanlandım amına koduğum ya. Zaten yayıncı arıyoruz. Abicim ya manyak mısın bu kartı yayıncı ya. yapabilir misin ya? Niye adam ne yapacak abonelik başı 2,5 lira, lira mı kazanacak amına koyayım? Abi koy. Neymar ne ne yayıncı ya. oldu. Ne yapsın ya yani? Bak, ben Harbiden... bir tane buldum bunu dinleme. Ne abi? Erkan Tepe. Ali gelir mi? <laughs> ya saçmalama Elezamit oğlum. Elezamit olur. Kemal müzik şeyde. konusunda değerlendirelim diyorum. Şuna bir tıkla hızlı. Ne abi bakayım. Bak BBL <laughs> müziği alalım lan en kötü. Kanka. <laughs> Soğulanmadı. <Solenmedi. Solenmedi. gülüyor> Hepimiz... Eski tutuklar ne bir oğlum Bunu hiçbir şey yapmıyor ki bu <laughs> adam. Güreyim, Hepimiz aynıyız. Çelik yapmayın. Hepimiz aynıyız. Çelik yapmayın. Bir dostlar abartmayın. Dostlar bizden korkmayın. Abi e, Ferit kurucu değil mi? Nasıl ayrılma ihtimali? Babacım sen olayı çok yanlış anladın. Kurgu ya. Ayrılan kişi çağrı. Ferit zaten evet kurucu ortaklardan. sonradan o, sonra sonra sonradan, yazdığını edin, o, baksana be. Neyse Eray kıralım. Keydro bir sesi alıp BBL'i kurtardı. <laughs> sen rahat. Seviliyorsun reis. Bilmiyor ki bu ekrandaki Horus Pevla'da hepimizin toplamından daha fazla alıyor. Hahahaha. <laughs> <arkadaşlar. gülüyor> Koşun. Sen buna bir alındın gibi dostum. Alındım. Maserati var ekranda. Maserati. Maserati. Ven 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 basarak git. <laughs> Ee, bar arkadaşlar Baran'ın sözleşmesini hayır feshetmeyeceğiz. Allah Üçü Allah. De var ama daha. bu ama bunu yapmayın bak kardeşim. Bunu yapmayın işte. Niye bu adama, işte. adama böyle yükleniyorlar anlamıyorum. Ben, oğlum tamam eskiden bak eskiden. Arada, ben, ben de ayrılacağım o zaman. Baran, ben de açıklama yapacağım kanka. Bu nedir baran, ya? Yapma yapma ben de düşündüm baran, de. Şimdi, baran bu, bu arada yok, bence yani. BBL bünyesindeki en potansiyel yayıncı ya. Yani. Abi adam yetenekli harbiden. Yani müziği desen ayrı. Sabit. <laughs> Duymadınız o son şeyi. Neden şey. güldünüz? Cyber Rose girdi odadan atırdı. Arada atıyor ya dinledim. hikayesine. <laughs> ha. He. Ben de Kendi yayın açmadığı için gülüyor olabilir ya Cyber. Ben de yayın, yayın açtım. Bugün <laughs> açtım. <açıyorum. gülüyor> <laughs> sağ olun sağ olun efendim. Hoş geldiniz. Adam Hoş her gün yayın açıyor. Piç Onurcan. Ve ben Yo. gülmedim ki. Adam da gülmedi bu <gülüyor> arada. Ve kameranı kırar mı? DBL Akademi hakkında bir <laughs> gelecek planı var mı abi? Asla yargılamak adına yorum yapmıyorum. <laughs> Yargılayabilirsin <laughs> de bu arada. Yanlış anlaşılmasın zamanda çoğu kişiye deliler gibi hype yaratacak devamı gelebilecek bir yaklaşımda çoğu kişiye de ulaştı aslında ama devamı getirilmedi gibi. Yani devamı getirilmedi dediğin yerde mesela kaç tane yayıncı çıktı aramıza ve etkinlikler, sponsorluklar deli gibi alıyorlar, yayınlar açıyorlar, kendileri etkinliklere gidiyorlar. Yani çok fazla zaten oldu bence aslında ve onlar da talent oldu. Sonrakine aynı şekilde mi olur emin değilim. Çünkü ilk başta kurulan BBL akademi sistemine çok fazla e, ayak uyduramadı yayıncılar. En baştaki akademi sistemine. Çünkü yine bir e, şey vardı. Hani ders görmek gibi bir şey vardı akademi sisteminde. Ve zaten yayıncılar çok fazla ders görmeyi ya da birine bağlı kalmayı seven insanlar değiller. Biraz böyle hani farklı sistem falan tribinde ya tüm yayıncılar. Ondan dolayı zaten uymadı. Biz de bunun yanlış olduğunu neredeyse yarısındayken anlayıp tarzımızı değiştirdik diyelim. Evet devam. Soru alayım. Emem emin, emin <laughs> Evo'cum hoş geldin bu evet. arada. Hoş bulduk kanka hoş bulduk. Sözümü tutmaya geldim. Johnson bir tane harbiden ha hiç sekitmedi adam ya. Hepsine geleceğim aman okuyum öyle ya da böyle dedi. I am always here brother don't worry. <laughs> Kemal'im kralırem aylar öncesi makarasını Ali BBL'de ne iş yapıyor demişti. Onu ciddiyle açıklar mısın merak ettim arz ederim. Ali normalde Ali yani yayınlar açıp başarılı olabilecekken ki Ali 3 tane falan yayın açtı. Biri 10K'larda, biri 8K'larda, biri 7, yani hepsi o dönem güzel de izlendi falan. Ee, ben milenyumda falan yaşarken. Ama meme olarak kaldı. Ali yayıncılığı çok fazla beğenmedi. Yani yayınlarda takılmayı evet işte biraz daha arka planı daha çok beğendi Ali. Ve sürekli şu anda arka planda daha çok. Yani arka plandaki işleri halleden kişi aslında. Yani Ali olmasa yapı, yapamayacağım çok şey vardı mesela benim. Onu söyleyeyim. Hayır. Yani Kokosu herhangi bir şekilde bir şey talep ettiğimde Ali pat, pat 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 yerine getiriyor yani. The real boss brother. O farklı Kokosu bir adam o da. Gerçek boss. Tiganosu Allah bilmiyorum ne oldu geçen bir chat'te gördüm şaşırdım hatta. Ne yapıyorsunuz ne ediyorsunuz falan diye. Ama sonrasında görmedim. Murat abi evet ajansı ajansı Furkan'cım. Ama birlikte bir şey yapmayacağımız anlamına gelmiyor ya. <laughs> Bülent'im çok teşekkür ediyorum. Akademi konusunda çok acemi davrandınız bence Kemal'im. Belli başlı yayıncılar önce çıkarıldı. Diğer akademi yalanlar çok yalnız bırakıldı bence. Yani akademi... Ya yani arkadaşlar zaten en başından bu yana bu Türkiye'de olmayan sistemler içerisinde olduğu için bizim yaptığımız işler. Hatta dünyada bile yeni olduğu için. Yani zaten bizim de yanıldığımız, bizim de aa şurayı yanlış yaptık hemen şöyle çevirelim dediğimiz, esnek tuttuğumuz yer çok fazla. Yani bunu şeyi gibi görmeyin. Lan Kemal var, Ferit var, en iyisini bunlar biliyordur. E gerisini zaten döndürmeleri lazım değil mesele. Yeri gelir Jurox bana deli gibi bir şeyler öğretir. Anladın mı? Yeri gelir Ebo öğretir. Aramızdaki muhabbet bu zaten. Ki bana zaten yayıncılığı öğreten adam bu adam ya. Kim? Sen hemen koyayım. Yani yayınla ilgili, yayın makarasıyla ilgili. Ben sadece körsüze takılan bir adamken beni ilk başta yayınlara aldıran, işte birlikte Ferit'le tanıştıran, Cahil'le tanıştıran sendin yani en başına dönersek işin. Hayır, şimdi yanlış anlaşılma olmasın. Tanıştıran derken hani Twitch'le tanıştırdığım için oradan gitti diye anlamında söylüyor arkadaşlar. Yoksa benim ne adım? Salak. <laughs> Uzun bir şeyler yazınca okuyorum. Ben de biraz uzun yazdım. Bakalım okuyacak mı? Azerbaycan'ın seviliyor. Selamlar, seviliyor Kemal'im demiş. Azerbaycan'a selamlar büyükler. olsun ya. Okudum harbiden. Ara 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 konuşuyoruz arkadaşlar. Ara arada bir konuşuyoruz, ediyoruz. O da başka işler yapıyor. Evet, bazı bazı mail'den yazanlara bazen geri dönüş yapılıyor konuştuğumuz şeyleri bilerek okumuyorum. Abi kumar var mı bugün diye bir Basiktir, soru Ben gelmiş. şeye katılırım ha. Bu saatten sonra. Olsan Uğur. Olsan abi. Al beni al. Al programı al. Kemal dur ya. Zaten oğlum bak elim ayağım titriyor. video ne zaman çıkacak kanka ya. Abi tanıtımı izleyecek mi? İzleyeceğim. Tanıtımı da izleyeceğim. E, çağrı için bir şey dedin mi? Kaçırdın mı? Üzüldün mü? Ne ettin? Çok merak ettim bu arada. Sevgilim seni izliyor. Yusuf'u seni çok seviyorum demiş. Yusuf'cum selamlar olsun. Ee, konuştuk konuştuk. Herhangi bir şey yok. Ya Tabii ki de karşılıklı olarak üzülüp duygusallaştık ama e, dramaya dönüşecek bir şey yok yani. Lan Kemal milletvekilliği olmadı. Seneye Manisa'dan belediye adaylık koyuyorum. Ya Baran. Baran senin siyasetle ne işin var Baran ya? Ya bu adam milletvekili adaydı biliyorsunuz değil mi? Sıradaydı. Nereden girmiştim lan Baran? Bir yerden bir şey yapmıştı. Aday adaya mıydı? Aday adaya mıydı? Ya sadece şuna üzülüyorum. Ee, herhangi bir şekilde buradaki herhangi birinin ettiği 2-3 yorum Ferit'le beni sarsmaz arkadaşlar. BBL'i hiç sars sarsmaz yani. İnsanlar böyle kafasında bazı değerleri böyle kafasında iyi tartamıyorlar bence. Ama BBL içindeki insanları sarsabilir. BBL'in kitlesini, izleyicisini tetikleyebilir. Bu olmasın, buna dönüşmesin diye uğraşmaya çalışıyorum. Sadece bu olayı yani aslında. Burada da o kişilerin aslında sorularını cevaplamaya çalışıyorum. Kafası bir şeye takılmış olan, bir yanlış var mı bu işte diye çünkü varsa şu an canlı yayındayım karşınızdayım ve feyilleyebilirim ya. Hani varsa ve buna inanıyorsanız feyilletin benisindeyim işin. <laughs> sarsıyor abi Şükrü ammi sarsıyor mesela ya. Kemal'im ben yatağa geçiyorum. Canım öpüyorum seni. Seni de bekliyorum. <laughs> geliyorum, ben Ay, de geliyorum. geliyorum. Sen oldum. geç geliyorum ozum. Haydi öptüm sizi. <laughs> İyi geceler. İyi geceler abi. <laughs> Abi acil şu yayıncıya bak çok iyi yayınlar hem de BBL'e para getirir kasin oğlum dur lan. Başımı belaya sokacaksın kanka. Ben İstanbul'dayım oğlum Türkiye'de yaşıyorum. Çağrı'nın sözleşme alamaması arkadaşlar bir Twitch'in bak Twitch hani sonra Amazon içerisindeki döngüde sizce sözleşmeleri ben ve Ferit mi veriyoruz? Yani şunu bir düşünseniz Allah aşkına BBL olarak artı 15 izlenen bir adam sonuçta. Evet biz de deli gibi almasını istiyorduk, deli gibi toplantılara girdik, neler neler konuştuk ettik ama olmadı ve sözleşme dönemi bitti sonra. Yani koskoca Amazon diyoruz milyon dolarlarla milyar dolarlık yani milyon doları yönetilen şirketin sizce Twitch ayağının kararını Ferit Butiş'in Karakaya ve kendine müslen mi veriyor? Ya da Cahire'nin mi veriyor? Hani böyle bir şey zaten yok. Çağrı bile bu kadar konuşmadı Kemal'im. Sal bir şeyler yapalım. Ee, çünkü şöyle bir şey var. Çağrı sadece kendimden sorumlu şu anda. Ee, ve kendi kararını söyledikten sonra onun için her şey o okay. ki güzel de bir konuşma yaptı. Bağlayıcı, kardeşçe bir konuşma yaptı. Ama ben koskoca bir yandan BBL'den sorumluyum. 80-90 kişi var içeride. Ee, benim cevaplamam lazımmış gibi hissediyorum bir yerde. İnsanların kafasında soru işareti kalsın istemiyorum arkadaşlar. Bir de çok bu halimiz çok yakalanmaz ya. Hep makara koy koy taşak falan. Öyle moddaydım. Ben de dertleşim dedim. Ben de hani anlatayım. içimdekiler dökülsün. Çünkü benim de böyle oldukça böyle aram açılıyor gibi hissettim. Anladınız mı? izleyiciyle? Yani. ya <laughs> Şükrü abi rahatlı. <laughs> hani. Ben de bu olsun istemiyorum yani. Çünkü bakıyorum her şey güllük gülüşsanlıkken herkes on numara vesaire. Yani benim her zaman olayımı söylüyorum. Herhangi bir şekilde işte bazıları geliyor böyle şey diye yorum yapıyor ya. Aa izleyicim düştü bak ne oldu şimdi? ha gördüm falan filan. Arkadaşlar bu benim tercihimdi. Bu yayıncıların kendi tercihleri olur genelde büyük bir hata yapmadıkları sürece. Yani buna Ferit'ten çok güzel örnek verebiliriz. Yani adam zamanın e-spor'dan ilk yayıncılığa geçip oradaki başarı et elde etmiş bir adamı. Ondan sonra deli gibi izleniyor. Ahrazlar bilmem neler falan filan. Ee, oradan işte bir izleyicisi düşüyor. Başka şeyler yapıyor. araltılar, CS, gece CS'leri falan yine yükseliyor. Ahmet abiyle bir şeyler. Yani hep böyle bir dalgalanma söz konusu. Şimdi siz daha 2 yıldır, 1 yıldır, 3 aydır, 5 aydır sevdiğiniz yayıncıların e, yayınlarına girip hani daha sitliğiniz o kadar anladın mı? Adamı takip etme süreniz o kadar. Daha Twitch olayını tam olarak bilmediğiniz için, bu dalgalanmayı sürekli görmediğiniz için ee, yanlış düşünüyorsunuz genelde. Genelde aksine her zaman hangi yayıncılar düşer, elenir biliyor musunuz? Koltuğunu çok seven, sürekli o en üstte tutmaya çalışan kendine. Ben Twitch'e girdikten sonra bunu rahat bir şekilde söyleyebilirim kendi adıma. Bunu değiştirdiğimi düşünüyorum. Çünkü benim 20 bin, 30 bin, 40 bin ortalama izlendiğim aylar da oldu. Aylar diyorum bak tek yayın değil herhangi bir şekilde. Ve en hızlı ivmeyi alan belki takipçi vesaire olarak Elren'le ben varızdır Twitch tarihinde. Başlangıçtan sonuna kadar diyorum. Ee, ve kafa yapımda sürekli şöyle bir şey var benim. Jurox'un zamanı Ben koltuğumu salarım. Jurox oynar. Yani ben 10 bin izlenirken 15 bin izlenirken Jurox'un yayınında 20-25 bin izlendiği zamanları hatırlıyoruz GTA'da. Çünkü adam daha güzel yapıyordu. Daha düzenli bir şekilde yapıyordu. Ne oldu lan sesler? Bir şey mi oldu? İyi an bir pıtladı ya. Düzeltiyor mu ki? Sorry düzelttim. Ee, ondan sonra eray muhabbeti. Herhangi bir şekilde içimde kıskançlık en küçük bir şey olamaz zaten. Yani bu adam benim kardeşim. Birlikte yola çıktığımız adam ve birlikte birbirimize destek olmalıyız. Çünkü benim de hype olduğum zamanlarda Eray zaten bana destek oldu. Bu adamlar destek oldu. O anki ekibim destek oldu. Yani ben zaten ne zaman burayı salmayıp hani şu koltuğu salmayıp en çok benim olacak. subun da benim olacak. Bilmem neydi benim olacak falan. Öyle moda girersem o zaman zaten silin kafanızdan beni. Yani ben çok bencil. Ben çok böyle çevresini düşünmeyen, dostlarını düşünmeyen yalnız ve yalnız ölecek bir adam haline gelmişimdir. Ama görüyorsunuz ki çevremde yüzlerce arkadaşlarım. Müzik piyasasından, influencerlardan, YouTube'dan, Insta'dan hiç fark etmez her zaman saygı duyulan bir yerdeyim. Bence bunun sebebi de zaten karakterimle alakalı. Anladınız mı? Yani yarattığım bu karakterle alakalı. Ama gel de bunu insanlara anlat. Gel de anlat. Adam geliyor burada dört aydır Twitch izleyicisi. Geliyor çete. Abi. Götten yemişsin. 8K. Baba şimdi. 8K bugün de 8 kya Anladın mı hani? Yarın 20K. Ondan 2K ondan sonra belki. Belki ondan sonra işte 3 ay açmayacağım. Bir şeyler yapıyor olacağım. Bir şeyler planlıyor olacağım. Yani bu zaten yayıncılık zaten böyle bir şey. Yurt dışında da bunu görmüyor musunuz? Yurt dışındaki yayıncılarda. Adam şirat 50-100 kayzenirken şimdi 10-15 kayzen. Aynı öyle. Bak tam olarak böyle ya. Hasan abisi XQ'su yani sürekli bu dalgalanma iner çıkar iner çıkar iner çıkar budur zaten yayıncılığın hani zaten olayında bu var. Bu yine Aylarca ya Hobbit'im. Hobbit'im öyle bir şey yok Hobbit'im. Hobbit'in de zamanı gelecek mesela. Hobbit'in de zamanı gelecek. O zaman da diyeceğiz ki biz duracağız, önümüzü ilikleyeceğiz baba bağlayacağız. Hobbit baba buyur otur diyeceğiz. Hobbit baba diyeceğiz. Buyur otur diyeceğiz. O da gelecek böyle. Boyu yetmeyeceği için şunu biraz indirecek. Çünkü o zaman ayakları yere değmez. Böyle oturacak baba. Kamerayı da indireceğiz hafif. Olacak abi bunlar. Yarın bir gün çıkacağım geleceğim sonra diyeceğim ki. Ulan pişler bak çok izlendiniz yeter götünüz başınız oynamasın sıra bende. Anladın mı? <laughs> sonra yine. Kemal kral adamdı ama bir kusuru vardı. İnsanlara çok güveniyor. Mehmet'im hiç problem yok. Hiç problem yok. İnsanlar eğer ki para için, şans şöhret için satacaksa zaten satsınlar. Ben bu moddayım. Ben parayı kazandıktan, şans şöhreti kazandıktan sonra bunlarla mutlu olunmayacağını anlamış bir adamım. Onlar da o olgunluğa geldiğinde öğrenirler. Anladınız mı? Bunlar gelip geçici şeyler. Bugün olur, yarın olmaz. Mutluluk apayrı bir şey. Eminim chatte bütçesel olarak çok daha kötü durumda olup herhangi bir yayıncıdan mutlu olan bir insan yoktur bu arada. Bunu düşündüm bir yoktur. Bir genel olarak bir düşündüm. Bel belki de vardır ya. Var mıdır? Yoktur ya. Vardır vardır. Vardır canım şaka yapıyorum. Vardır. <laughs> Twitch mafyalarının bir birbirinin aldığı doğru mudur? Twitch'in seferi tutucu mu? <laughs> Arkadaşlar şöyle bir durum var. Ee, kim ne derse desin. Ferit Itıcı'nın Karakaya ve Ahmet Sonuç Cahri'nin Twitch'e kattığı... Kat, hani dünden bugüne hiç fark etmez. Twitch demiyorum hatta ya. Tüm yayıncılık dünyasına e, kattığı çok şey vardır. Gerçekten o adamlar dinlenir bir yerde. Dinlenirler abi. Öyle yani bu adamlar bu platformlarda para kazanılmıyorken Yayın yapan adamlar anladınız mı? Bana şimdi başla aman koyayım. Twitch ile ilgili hani şeyi desem belki, oxiyi de unutmayalım. ile ee, başta şeyi desem bana belki, işte daha kaç yaşındayım? 20 yaşındayım. Müzik yapıyorum, 500 lira falan kazanıyorum. Ulan Twitch'ten daha fazla kazanmasam, o zaman Twitch'e ben geçmezdim ki. Twitch'i devam ettirmezdim. Çünkü hep böyle bir içinde ya, yani o bütçe dengesini tutuyor olman lazım ya. Hani Orada bir kafamda bir şeyi matematik kurmam lazım diye. Ama mesela bu adamlar bu durum yokken bile yapıyordu. Ondan dolayı saygım sonsuzdur yani yayıncılık adına. Facebook daha iyi teklif geldi ama sen gitmedin. Gidenlere de bir şey demedim. Ben gitmemeyi tercih ettim. Çünkü Twitch de karşılığında bir teklif yaptı. Ve burada kalmayı tercih ettim çok çok inanılmaz farklı bir teklif gelseydi gidebilir miydim? Gidebilirdim. Duruma size anlatırdım bu durumu. Sizin de daha artı çıkabileceğiniz bir seviyede e, söylerdim. Burada hiç, ya gitmem diyen bu arada yalan söylüyordur arkadaşlar. Söyleyeyim. Gitmem diyen herhangi bir şey yok canım ben kesinlikle bu izleyicim şey yaparım falan. Ya yani bu bu muhabbetlerde artık gerek yok yani. Burası Twitch anladın mı? Burası böyle bir YouTube değil yani. İzleyicini kolay bir şekilde kandıramazsın yani. Ee, belli başlı durumlar uyuyorsa karşılıklı olarak gidersin. Gidersin yani. izleyicin daha mutlu olacaksa diğer tarafta. Sen daha mutlu olacaksan daha iyi şeyler vaat ediyorsa sana başka bir platform. Gidersin abi. Niye gitmeyesin? <laughs> YouTube. Hayır YouTube'un e matematiği gereği öyle bir ortam var YouTube. Yani YouTube'da aileler de izlediği için telefondan çok çabuk ulaşılıyor. Televizyondan öyle. Her şey 10 dakika zaten aman koyayım. İçerik dediğin şey zaten 10 dakika 15 dakika sürüyor. Yani biz burada yayında 7-8 saat her halimizde yayının içerisindeyiz. Neler başımıza geliyor yine yayındayız. Hani her türlü destek olmaya çalışıyoruz. Herhangi bir eksi durumda. Ülkenin durumlarında bile. Ama ee, şey için YouTube için aynı şeyler söz konusu değil yani. Çünkü aileler istediği için başta YouTuber'lara kızabiliyorlar. YouTuber'lar da gerçek hayattakinden farklı davranabiliyor YouTube'da. Arkadaşlar selam. Hayır, Hoş geldin selam canım. Abi. Hoş geldin. Hoş buldum. Mevzu ne? Selam Sohbet muhabbet günüsü ya bugün. <laughs> Sevgi dayım da çıkacak gibi hissediyorum. Kemoş'un by the way. Valla ben öyle öngörülerde falan çok fazla bulunmuyorum ya. Öyle bir durum olursa gelir zaten. Konuşur yine aynı şekilde. Abi lavuk falan Şükrü abi. <laughs> Ayıp olmuyor. Yani. Kemal sen de artık çok zevk almıyorsun gibi yayın işinden ne dersin? Ve artık eski zevki alamıyorum. Sorun kimde olabilir? Bizde mi sende mi? Ee, aslında burada bir sorun yok ya. Yani bugün öyle gelir. Bak tam anlattığım durumla alakalı. Sana bugün öyle gelir. Bana bugün öyle gelir. Ama yarın bambaşka bir şey olur. Tüm olayı değişir Twitch'in. Yani en başta sorun eminim bendedir. Ama ben aynı performansla devam edip size artık sarmıyorsa. Yani ben hiç yayınlarıma ara vermeseydim. Ekip yayınları devam etseydi. Bilmem ne olsaydı falan filan. Ve e, artık sizi sarmadıysa. Ya siz çok büyümüşsünüzdür. Ya başka bir şey olmuştur. Hani çünkü makara, meme vesaire artık kafanız Almıyordur yani. Bir de öyle bir trip oluyor ya. Hayata atıldıktan sonra belli bir yaştan sonra ya artık kafam almıyor bu makarayı ya falan modu da oluyor. Anladın mı? Ben de aynı şekilde büyüyorum. Arkadaşlar siz kendinizi nasıl bir yerde konumlandırıyorsanız ben de aynı amına koyayım. Ben de yarın bir gün arkadaşlar ben şunu artık istemiyorum. Şu tarz yayınlara döndüm diyebilir mi yani. Ve bu sefer 50k izlenmeyebilirim o yayında. Ya da 100k izlenebilirim. Anladın mı? Apayrı bir şey. Bir metalaş, bir şey metalaştırırım yeniden falan. Yani bugüne kadar zaten ben getirdiğimiz yerden çok memnunum. Yani yayıncılıkla ilgili ve benimle ilgili dışarıda konuşulan şeylerden çok çok memnunum. İşimi düzgün doğru bir şekilde yaptığımı ve platformumu, yayıncılık işini bir yerden bir yere taşındığımı düşü taşıdığımı düşünüyorum yani. Ne oldu şeyde Twitter'da? Ne oldu göremedim. Benim ana sayfa biraz e-spor, m-spor. Abi mi ben seni dinlerken Çağatay'ın oyuna da aldım. Çok iyi oynuyor. EYT var oğlum benim şeyde. 2000'ler kademe bekliyor diye bir şey var. Hı. Anlamadım. Bende de soğan var. Kazanacağız yazıyor. Atatürk var. O7. Yok göremedim. Ne oldu özelden birazsın alsın ya. <laughs> Modlar baksanız bir özelden alsanıza hani. Bana iletir Bakıyorum misin? Şu ben de anlamadım olayı. ben de anlamadım ama, <laughs> ama... göremedim hiçbir hiç şeyi ya. Chat bana. Bir tweet gördüm de bundan bahsediyorlar bilmem bir ekranda gösterebileceğim şey. Ya bundan arkadaşlar var şimdi o muhabbete o muhabbete girmeyelim şimdi. Ha, ha tamam Yalnız, hani, yanlış yanlış bir şey bizlik anladım. Değil, bizlik değil anladım. Hmm zamanda atılan tweetler falan. <gülüyor> <gülüyor> evet. <gülüyor> aynen aynen. Siz şaraya bir emek verdiniz, i̇yi yerleri gelmesi için çabaladınız, emeklerinizin karşılığını alacağınız zaman gemiyi terk etmiş oldu. Bu sizin içinizde kırgınlık yaratır. Yer yer içimizde böyle düşünenler olabilir, düşünmeyenler olabilir. Ee, bu biraz daha hani kişiyle hani ben mesela anlayabiliyorum düşündüğümde, hani ona da öyle bir konuşma yaptım zaten. Kafama yatmayan yerleri var, yatan yerleri var. Ama sonuçta onun kararı ve o benim yakın arkadaşım olduğu için onunla en iyi ee, şekilde en iyi yerde olmasını isterim her zaman. Ve herhangi bir şekilde zorlukla yaşayacağında e, yanında olurum. Bir şeyi kutladığında da yanında olurum yarın bir gün yani. Ee, aynı şekilde Çağrı da bizim yayınlarımıza ile çok emek vermiştir. Bu karşılıklı olan bir şey arkadaşlar. Tek taraflı değil. Yani kime yakınsanız ona böyle full destek falan davranırsak ve karşı tarafı ezmeye gidersek onu bu bir yerden sonra kitlelerin kavgasına ya o istemediğimiz muhabbete dönüşür anladınız mı? Ben sadece o böyle hani biraz da belki kısmetse olurdan belki TikTok'tan bir yerden Twitch'i yeni tanıyan ve e, çağrıyı ayrı bir şekilde bağrına basmış diğer yayıncıları düşünmeden onların ne üzüleceğini düşünmeden yorum yapan arkadaşlara sesleniyorum biraz da. Yani buranın makarasını öğretmeye çalışıyorum insanlara. Sorun senin yayınların sıkıcı olmasından değil. Sorun bende KJP Ray izle izle ona benzemişim. Hoş de gelmez zaten demiş. Ya yani bir de şöyle bir şey var mesela. Okey ben o sırada yayınlara ara verdim ama ara verdiğim süreçte çağrı ve era yükselişi gerçekleşti mesela. Bence çok çok yani çünkü kitlemin baya bir kısmı e, çağrı izledi. Bir kısmı erayı izlemeye devam etti. Ve apayrı e, yayıncılar ortaya çıktı bence yani. Hani başlangıcı da buydu. O adamların 2K'dan 3K'dan 5K'lara 7K'lara gidişi de ee, bu şekilde oldu mesela. Ve hiçbir zaman bugüne kadar hiç şeyi gördünüz mü yani? Ulan benim kitlem gidiyor, izleyicilerim gitmeyin. Bunlar benim takipçilerim. Öyle bir durum yok abi. Öyle bir şey gerek de yok. Varsın olsun aksine en iyi anlaştığım, kafamın en iyi uyuştu adamlar olsun yani. Okey.